Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dikenler tarça çiçeğinde beyazlama neden olur? Benim çiçeğimde de bu beyazlamalar, beyaz çiçek açmalar, yeşil çiçek açmalar neden oldu? Bunları anlatacağım. Bunlar hastalık mı değil mi? Bunları nasıl eski haline getiririz? Eski formuna çiçeğimiz nasıl kavuşur? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yakın zamanda tatile gittim. Tatile giderken de bitkimi içeriye aldım arkadaşlar çünkü çok fazla güneş gören yerde biliyorsunuz ben fıs fıs yapıyorum ve 6 günde olsa 6 günlüğüne çıktık tatile 6 günlüğüne de olsa arkadaşlar fıs fıs yapamayacaktım ve cam balkon olduğu için de balkonun camları kapalı kaldığı için çok fazla sıcakla temas edecek bitkim ister istemez de halsiz düşecekti ve susuzla çok fazla da dayanamayacaktı e, altına da kova koymaya kalksam arkadaşlar bu sefer çok fazla su tutacağı için köklerde çürüme meydana gelebilecekti. Benim için en güzel yapacağım iş içeri kısmı almakla daha serin ferah bir yeri almaktı. Evet biraz güneşten uzak kaldı. Yaprakları da kurudu. Bazı yaprakları hepsi değil. Ama çiçeklerinde bu şekilde yeni açan çiçeklerde sararma oldu. Bunu eski formuna nasıl getireceğim? Öncelikle şunu bilin. Bu bir hastalık değil arkadaşlar. Bu bakım hatasıdır. Yanlış bakım hatasıdır. Hani ben diğer videolarımda hep sizlere söylüyorum. Çiçeklerinize gerekli ihtiyacını karşılamazsanız dikenler taca çiçeğinizin çiçekleri ya yeşil açar ya beyaz açar diye. İşte tam da benim size söylemek istediğim buydu arkadaşlar. 6 günlü olmamamın karşılığında çiçeklerimi görüyorsunuz beyaz beyaz açtı bu da istediğim gibi iki şekilde de çiçeğimi kullanabilirim böyle bir videom da vardı hatırlarsınız isterseniz çiçeklerinizi beyaz renkte de yetiştirebilirsiniz isterseniz kırmızı diye ama kırmızı rengi tabii ki bu çiçeğin orijinal rengi kendi rengi bunu da bozmamak gerekiyor o yüzden de çiçeğimizin yanlış hatasından dolayı yanlış yetiştirme hatamızı hemen telafi edeceğiz ve çiçeğimizi eski yerine alacağız arkadaşlar. Ben tekrar bitkimi balkonuma götürüyorum ve eski yerine bırakıyorum. Burada çiçeğim tekrar güneşi gördükçe eski formuna, eski sağlığına kavuşacak. Dediğim gibi bir hastalık değil bu. Sadece yanlış yerde yetiştirmekle alakalı. Sizlerin de eğer dikenler tacı çiçeğiniz sadece yapraklanıyorsa, çiçek açmıyorsa, çiçekleri beyaz açıyorsa, çiçekleri yeşil açıyorsa bu güneş görmediğinden kaynaklı oluyor. Ama ne yaparsınız tekrar güzel güneş gören bir yere alırsınız ve orada kırmızı kırmızı çiçekleri açmaya başlayacaktır. Fıs, fıs yapmayı unutmayın bitkimizi, Vitaminlerini vermeyi unutmayın. Ekstra destekler veriyorum biliyorsunuz. Bütün çiçeklerime ben destekler veriyorum. Kalsiyum veriyorum, potasyum veriyorum, sarımsaklı aspirinlik kür veriyorum ki bu sarımsaklı aspirinlik kür biliyorsunuz şans bambusunda toprakta köklendirme yapmıştım ve 3 günde hemen kök almıştı. Yani gerçekten köklerde inanılmaz bir mucizesi var bu sarımsakla aspirin ürünü arkadaşlar. Özellikle onu bitkilerinize verirseniz kesinlikle pişman olmayacaksınız. Denemenizde de fayda var. Zararı yok. Ve sonuçta da eviniz biraz kokabilir. Onun için ya dışarıda sulamasını yapın veya da evinizi havalandırmanızı özellikle tavsiye ederim. Ayrıca biliyorsunuz yakın zamanda bir küpe çiçeği videosu çekmiştim. Yeni bir küpe çiçeği almıştım. Genellikle küpe çiçeğini alıyorlar. Daha sonra hızlı bir şekilde saksı toprak değişimi yapıp ölüyordu. Gördüğünüz gibi benim küpe çiçeğim ölmedi. Bunu ben tek tek size beklete beklete çiçeğimin işte açmasından tutun yaprakla çiçeklerini pardon çiçeklerin dökmesine kadar videosunu tek tek çektim ve saksı toprak değişimini de yaptım ve ne zaman saksı toprak değişimi yapılması gerektiği hakkında tüm bilgileri o videoda verdim. Açıklama kısmına linkini bırakacağım sizin için. Özellikle onu izleyin ve küpe çiçeklerini öldürmeyin arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz tekrar bütün e, tomurcukları artık büyüdü ve çiçekleniyorlar. Hemen hemen yaklaşık bir hafta içerisinde bunlar da kendilerini gösterecek ve tabii ben size o zaman da yeni videosunu çekeceğim arkadaşlar. Burada da benim e, sürekli çiçek açmayan bir küpe çiçeğim vardı. Bunu budama yapmıştık ve güzel bir gübreleme ile sonucunda bakın arkadaşlar yeni tomurcuklarımız oluştu. Bu gübrelemenin gerçekten faydasını da ayrıyeten bu çiçekte görmüş olduk. Yapraktan kalan şu çoğalttık. Bunu da yine sarımsaklı aspirinli külümüzde hem yapraklandı hem büyüdü hem de çiçeklendi hem de çok kısa bir sürede bunları da size tek tek videolarını çekip göstermiştim arkadaşlar arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu videomda yine sizlere yine merak ettikleriniz olursa e, yazarsınız ve ben gördüğüm müddetçe sizlere dönüş yapmaya çalışacağım yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın